Çocuklar, koşun koşun. Masal ablanız geldi. Bugün size lider insan Atatürk'ü anlatacağım. Yıl 1919. Mustafa Kemal Paşa odasının penceresinden ülkesini yağmalamaya gelmiş savaş gemilerine bakıyordu. İçinde büyük bir hüzün, dinmek bilmeyen bir ateş vardı. Bütün vatan toprağı düşmanlar tarafından işgal edilmişti. Ülkesi hasta yatağında zor nefes alan bir hasta gibiydi. Hastayı iyileştirmek çok zor olacaktı. Fakat zorluklardan kaçmak onun karakterine tersti. Bu duruma daha fazla dayanamayacağını anlayarak deniz yoluyla Samsun'a gitmeye karar verdi. Samsun'dan Anadolu'ya geçerek halkı örgütleyecek, birlik ve beraberliği sağlayacaktı. 19 Mayıs 1919'da kendine ve milletine olan güvenini düşünerek Samsun'a çıktı. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde toplantılar yaparak toplantılara başkanlık etti. Halkına özgüven aşıladı. Birlikte hareket edilirse karşılarında hiçbir gücün duramayacağını anlattı. Korkusuz tavrı, net kararları halkını heyecanlandırmıştı. Bu heyecan tüm ülkeye yayıldı. Türk milleti Mustafa Kemal Paşa'nın liderliğinde bütün düşmanları yurdundan çıkardı. Mustafa Kemal Paşa Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak birçok yeniliği ülkemize kazandırdı. Milletimiz Atatürk gibi bir lidere çok şey borçludur. Sonsuza kadar da onu unutmayacaktır. Siz çok yaşayın Büyük Önder Atatürk. Siz çok yaşayın Mustafa Kemal Paşa. Siz de çok yaşayın Atatürk çocukları. Geleceğin umutları.